Nereden tamam, seni tanıyoruz. Sen manyak. Nereden buldun bir numara? Yani nasıl buldun bizi? Ay çünkü TRL'imiz tanıştınız zaten. Ya böyle bir izin olmaz. Ortak konuşsak. YouTube'da sakin ol. Bir ara kafayı yediğim dönemlerde YouTube'da sadece videolar izliyordum. Yabancı reaksiyonlar falan izlerken sizin reaksiyonlarınızı buldum. Ondan sonra takip etmeye başladım. İlk Senem ablayla görüşmemizde Curvert dergisinin dans yarışmasında olduk. Manyak olan. Evet. Videoda da iki deli. Ha, onun yarısı işte. Onun yarısıyım. Onun diğer yarım evde. Orada önünü kesip saseng fanlık yaptım. Böyle tir tir titriyordum. Saseng fanlık yaptım. Ya. Evet. Tir tir titriyordum karşısında. Evet. O gün eve kadar biri beni takip etti. Kesin. Hayır. Neyse, şayan değil. Eğer bizim yurda bir isim varsa söyle. Sikenimin tekeri. Kesin çaldı. Evet, emboliye geç. Emboli. Ben, emboli. Emboli. Meşhur emboli. Emboli. Ben Tuğbiye'm hakkında her şeyi videosu ile buldum size. Tuğbiye. Ben de bana sordum. Tuğbiye. Evet. Oradan yürüdüm, gittim her videonuzu izliyordum. Hanım Damla. Emboli Damla. Söylemek istemiyorum. Tamam. 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 Ne yaptın? 211 de hani o yüzden. Şimdi de sen bulamadın mı? Nereden buldun bizi? Hani yok YouTube'da değil, Facebook'ta falan paylaşıyorlar ya. Ha, biri paylaş. Aa bunlar ne çeviriyor? Hatta dizileri falan anlatıyor. Ne çeviriyor? Ne çeviriyor? Bir şey çeviriyor. Bunlar bir numara çeviriyor. Bir şey de çeviriyorlar bunları bence. Abi bütün şu an 10 tane subscriber kaybettim. Şu espriden sonra. Evet. Oradan takip ettim sizi. Zaten direkt enerjiniz yansıdı yani. O video derken, şu video derken ben bayağı takip ettim. Ama hani yazı aşamasında ben de bir şey yazmamıştım. Takip K-Mort'da sizi görünce. Hatta orada seni ben uzaktan kesiyordum. Evet, hatta ben de seni gördüm ama o an birinin peşinden koşturuyordum. Aynen. Konuşamadığım için içime de şey yok. Sonra konuştuk ama. Evet. Gerçi tıplayan hakkında çok konuşmak istemiştim ama. Konuşuruz Eda bu günü. Buyurun. İstiyorsan. İlk videoyu işte tıplayanla izledim. He. Sen de sürekli mesaj yapıyorsun. Mesajı ne konuştun mesela biz seninle? İşte ben dedim ki işte ilk Türk işte Kore videolarını yapan ilk işte kanalı diye falan mesaj yapıyorum. Çok heyecanlı bir defa ben bayağı takip ediyorum. Hatırlıyorum. Her zaman gibi gizem atılıyor. Geç olsun, hiç olmasın dedim bir cevap al. Evet, o benim. Ben cevap vermişim. Çünkü hatırlıyorum ben seninle. Ben hatırlamadığıma göre evet, sen cevap vermişsin. Evet. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel, gel. O benim çocuğum. O benim çocuğum. Atla. Atladım. Atladım. Ben de birer şey ablamla birlikte videoda izlemeye başladık. Gerçekten devam ettik. İyiyim onu. Merve. Yani ben şu nereden buldum inanın bilmiyorum. Çıktınız bir yerden. Gereksiz yani. Bir yerden çok zaman olduk yani. Hatırlamıyorum. En fazla 2 yıl olmuş. Ne? Bize mesaj attın mı? Şey, S-Puan kullanmıyorum. Normal şu an hesabı olanlardan sorulursunuz ya. Normal hesabım yok ama sürekli konuşuyorduk aslında. Bir buluşma olaylarını soran kişi benim. Sürekli silah ne zaman buluşacağız vesaire. Festan ve bundan sakin. Okey. Siz kimsiniz? Tanışmıyoruz. Ben hiç tanışmıyoruz. Siz kimsiniz? Ben Merve. 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 Meşhur, meşhur. JYP geçerse öldüreceğim Merve. Evet, o benim. Ben bir yıl önce fan oldum da aslında çok yeniyim. Bir yıl ama hızlı. Bir oldu tam oldu. Evet. İlk Senem ablayla Nes geldiğinde görüşmüştük. O zaman Gizem abla düğündeydi. Düğündeydi. Onu bile hatırlıyorum. Yuh manyak. Evet düğündeydim. Sonra, evet, düğündeydim. Sonra Müzik Bank'te sırada bayağı bir çene çaldık Senem ablayla. Çıkışta yine Gizem ablayla görüştük. En son İsimki'yi Kovaladık Senem ablayı. İnsan gibi kovaladık ben. Ve imza aldı. Evet, Senem ablanın aldı tabii. İlk imza alamadım. Çok mutlu açmıyor. Ben bir Eylan'ım da o yüzden hani Esinki fan olduğum için kovalarken. Sen bizi nereden buldun? Ben sizi YouTube'da video izliyordum. İşte klip şudur budur izlerken siz böyle kenarda çıktınız böyle reaction olarak. Kenarda. Vay be. Hep tagler kanka. O tagler işe yarıyor. Evet. Öyle buldum sonra. Sonra bırakalım. Her yerde. Sen nereden buldun? Ben. Ay
Müşterim ederim. Ayak kasını müşterim nasıl tanıştı arkadaşım? Bana yıl 2001 ya da 2002 bir kız geldi. O zaman bilmiyorum ben yokçuk olacağımızı, çimbo olacağımızı bilmiyordum da yani de. Çok best friend olduk sonra, bir kanka olduk. Öyle takıldık yani. Ben Hilal. Ben siz nereden bulduğunuzu gerçekten hatırlamıyorum, hiç hatırlamıyorum. Ama yine herhalde arkadaşlar gibi YouTube'da Hilal'e güçle çıktığınızda çıkılmıyorum arkadaşlar. Kıyıda, köşedeydi. Sen ilk bulanlardan falansın benim bildiğim kadarıyla. Bence Hilal'leri karıştırıyor. Hayır. Hayır. Reaction'ları ilk bulan sensin. Yani çünkü kimse sizin reaction'ınız olduğunu bilmiyorum. Hadi ya. Evet. Bilmiyorum. Artık yani. Bilin. Onu buldum. Sonra bağlandım. Tüm videolarınızı izliyorum. Yani Kore olsun olmasın. Çek izlerim ben. Hayır. Yani. Her gün bir 10 saniye çekip koyayım. Hadi. Uyandım. Sal yakıyorlar. İşte ben de bir gün kahve falı bakıyordu Gizem bana. Ay o kahve falı başımıza bu işi açan nereden ondan bileyim? Sonra böyle blok çıktı falan. Sonra... Gizem makyajım copy paste olmuş, niye söylemiyorsun? Ben şu an evdeyim de aslında o yüzden. Nasıl başladın? Anne! Şimdi çok dünyanın en saçma reaksiyonu yapacağız. Benim. Bir dakika. Ben sana reaksiyonu yapamadım. Sen anadan neler görüyor diyor tabii. Nasıl reaksiyon mu? Nasıl? Ay Gio bebeği. Evet. Bende kim vardı? Mir. Yok, Tandır. Tandır var ben. Var mı? Bundan önceki. Evet, o da bu kanabe bakalım yani bence en önemlisi şahsı. Neticede? Serbest, ahlaksız. Oy. Şimdi onu yarayayım. Ne getiriyor bunları buralara arkadaşlar? Ne getiriyor? Başka ilginizi çekmeyecek ama. İhsan gibi ben buna bakmıştım Sultanahmet'le ilgili. Evet. Sungu antilit hotum, antilit hotum bu da. Bebeğim yavrum evladım. Ama adam, adam. Hadam hakikaten antikot. Dudaktan ibaret değil ya. Annenin karnında ilk önce dudak oluşmuş, sonra bütün gerisi oluşmuş. Ba. Ay Gio. Ya Gio ya. Gio şeker çocuğu. Sesini böyle. Mahalle bir çocuğu. Evet annesi. Sen böyle Gio. Yani tip olarak birbirinden çok farklı. Hani böyle bilmiyorsun ama. Hani böyle şey, çok şeker çocuk ama yani şey güzel. Kapıyı çalıp arada bir abi tıkırdatsan sen işte. Gio'nun sesine yani aşık resmen aşık. İmortal son. Bu manyak. Bu kesin manyak. Abi bu çocuğa ne oldu? Biri bana bunu açıklasın. Aynen ya. Bu çocuğa bu matnelere ne veriyorlar? Bu matne. Bize de versinler ondan. Ne veriyorlar sabahında? Allah'ın adı verasın. Şerbetsiz ya. Gördüler. Efendim? Bu çocuk. Ben bunun ablasını bir severim. Ablasını çok severim. Ablasını bir severim ben. Şey gibi, görümcengirle nasıl? Yani çocuk... Ablası da iyi kızdır. Çocuk şeker. Benimki geldi şimdi. Lütfen. Mir. Miru. Araba atlıyor. Miru. Mirin. Hakikaten ne oluyor ya? Yani Mir'in makneliği nerede kaldı? Ben o soruya cevap istiyorum yani. Bilmiyorum, ben bu albümde en çok Mir'i beğendim. Bir dakika, şarkılara bakmam lazım. Bunu alacağım. Muhteşem, Allah bağışlasın. Ben öbür albümde... Ama öbür albüm yok ya, evet, ben de bunu daha çok beğendim. Ama seksi beat'e bir şey lazım da. Ay, abi sen nasıl adamsın ya? Allahsız! Ama şöyle bir şey var, bu albümde Emrek hiç birincilik kazanamadı. Cidden yan komşunu çıktı. Neden? Ya. Neden? Kimse kusura bakmasa ama Rey'in izin böyle sahilde oturduğunda böyle çalacak. Bu da işte... Harbiden soru soracak olan yok mu? Hiç merak ettim. Şey ben normalde de soruyorum. Kızım o kadar meşhur değiliz ya, bırak. Bizi merak etmiyorlar. Niye? Ben o zaman kendi şeyimi söyleyeyim. Ne zaman anlıyorsun? Kan miktarı. Kan bebek. Bu hafta geliyor. Ne zaman dönüyorsun? Döneceksin kesin de ne zaman?
Evet, dönecek mi kesin? Ya şöyle, hala bütün videolarda olmayacağım. Hani reaction yapmamak istiyorum. Bir kere Big Bang'de zaten olacak artık. Evet, evet. Big Bang'de. Hani şöyle, Senem'le tek başına olduğunda hani çok... nasıl diyeyim, reaction'lar keyifli oluyor ama mesela grup tanıtımı gibi dizi tanıtımlarıyla olmak istiyorum açıkçası. Biraz o konuya açık hisseder haliyim. Çünkü senin kafamızda bir şey var, planımız var. Uzun zamandır istiyoruz. Uzun zamandır çok yapmak istiyoruz. Efsane. Onu büyük olasılıkla yapacağız. Ondan sonra da olmaya başlayacağım artık. Ondan sonra da herhalde Shine yapalım olabilir. Evet. Ama bir Shinma'yı böyle istiyoruz. Çünkü Shinma hakikaten Türkiye'de tanınmayan... Ve Türkiye'ye ilk gelen. İlk gelen. Adama geldiler buraya. Adamların ayrımcılığı altında. Ve hani seneler önce geldi. Ayrım Türkiye'de. Ve hani ben Türkiye fan grubunda Shinma'nın çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Hakikaten evet. Çok iyi çalışıyorlar. Ben hani o açıdan... Ve kassak gelirler bence. Bana gelebilecek bir grubmuş gibi geliyor. Evet. Opa düşünleri çağırıp... Gerçi şu an Endre'nin duranı kritik biraz ama onlar da comeback hazırlanıyorlar. Comeback'dan... Ama şey, yani evet, bir ara verdim. Ara verdiğim için pişman değilim. Ne iyisi oldu. Biraz kafamı verdim. Biraz ilham toparladı. Bizden dönünce bana. Senem. Ama yani şöyle bir... Senem de bizim için çok iyi oldu bu ara. Hala benim aynı tempoyla çalışma olmam da bizim işimize yarayacak. Ama bir plan var bakalım. Yani bir şeyde, videoda Senem'le böyle yine bir araya gelip... Bir şimalayalım, bir salyalarımızı akıtalım. Değil mi? Mesela Minyon'un üstüne krema olarak eriyi koy yani. Bir tane üç üstüne şey, kiraz, tatlı kiraz. Dolman olsun. Dolman olsun. Kaşık olarak da eriyi koy. Eriyi koyalım. Ay. O nasıl bir yedik? En saygı saymamamız her zaman. En saygı en saygı olmuyor. Şimdi kendisi kurardı zaten yani. Evet ya. Dondurma olarak kim almışsın bilmiyorum. Yapma. Onun dışında soru. Seher de soru çekiyoruz. Videoda yanlış yapmayayım. Soruyu sana soracağım. Ben kameramanım zaten. Gel. Gal. Daha soru soracağım ben. Daha enteresan bir şey. Çünkü onlar bize hep sürekli ekranın içinde iki kişi. Ya ama işte bize gidecek. Ben onu istemiyorum. Hani belli bir yeriniz var. Oradan ne şey bizim olmuyor. Evet. Şöyle gel gel. Bir yere kapatacağız. Çünkü fotoğraf etmeliydi. Gel evladım. Gel çocuğum. Geldim anne. Otur. Oğlum ya. Nasıl toplantı yapıyormuş gibi hissettim. Ne lan bu? O kadar şey miyiz? Ya sorun ya. Takım. Hiç kimse Senem. Saçın ne güzel olmuş. Dedik ya. İyi ki. Aşağıda dedik ya biz. Onu demiyorum, saçının renginden bahsediyorum. Rengi de güzel. Tamam, teşekkür ederim. Bugünkü iltifat deponuyla... Yok ya, çok fazla akıyor ya. Senin abla sürekli boyamak zorunda. Çok masraflı oluyordu ya. Bir de siyah, hani gözü, kaşı, evet. Her şey ortaya çıkıyor ki. Maşallah. Senem abla. Senem abla. Evet, ilk başta. Küçünü kaşı. Nazar değmesin. Ha bu, ay senin gibi bu da. Ben hiç şöyle söyleyeyim. Ne yapalım bu zorla? Senin erken bil. Kıçını kaşı. No, ne poponu şey kaşı, dilini ısır. Bir de şöyle yat, tamam. Tut. Okuyayım ya. Ya. Allah nereden korusun. Şey, ne başka böyle... Ya hakikaten böyle klasik olarak merak edilen hani böyle ne bileyim... Ama, ay unuttum sormayı falan diyeceğiz. Ben genelde sordum. En iyisi geri olsun. Ne bileyim. Ben de deli gibi takip ediyorum çünkü her sizler nefret ediyorsunuz değil mi diye sorabilirsiniz yani. Opacı yakıyorsun biliyor musun? Keşke Çansong benden büyük olsaydı, opacı olsaydım. Büyük şeyler kaçırıyor. Evet. Ne o? Ya izlemedim, dinlemedim, izlemedim. Büyük şeyler Çince. Çok merak ediyorum. Çince ise kesin dinlememiz lazım. Ama herkes sesinin çok güzel olduğunu, sözleri falan çok şeymiş. Ve o ses Jason'ın X'ini nasıl kaybetti gerçekten merak ettim. Esem'in zaten ben... X'in içinde ilk de... Ya aramızda Esem'ci vardı şimdi öldürdüm. Hayır. Abi o ayrı mesele. Esem'in gruplarını sevmek ayrı bir şey, Esem'i sevmek ayrı bir şey. Esem'i seven yok abi, ben bunu eminim yani. Vallahi bilmem. Siz biliyorsunuz son CYC olanı. Ya evet yine... Ay tövbe, bak küfür edecek. Küfür ettik. CYC'ye yapılan... Hani CYC'sizci değilim. CYC'ci. Değil hadi bana. Hadi Cecok Cecok diye ağzının sularını yakıtıyordun en son. O zaman Triangle'daki sahneyi hatırlamanı rica ederim.
İzlemedim ama sahneyi izlenmiş olabilirim. Sahneyi izlemiş olabilirsin. Sahneye giden bana izletmiş olabilir. Çünkü kendisi aslında bir sapıktır. Triangle sen sahnesini izledin ya. Tamam sen izlettin. Ben mi izledim? Herhalde. Ben Jejong, benim Jejong'la ne işim yani, olabilir benim? JYJ'de yine o Dünya Kupası ile ilgili olaydı. Gerçi Güney Kore eğlendi gitti ama hani yine şey yapmak, dışlamak, yine hala programlara müdahale etmek yani hakikaten inanılmaz bir durum yani. Shinwon'un hala SBS'li problem yaşıyor olması yani şaşılacak şey. Konuyu açmak istemiyorum ama Mnet ve Mama'da yapılan şeyleri anlatmamı gerek yok. En son Hiçul'un patlattığı şeyi duydunuz mu? Hangisi evet. Bom'un olayı. Evet. Yani kusura bakmasın da Hiçul de fazla konuşuyor yani. Evet gerçekten Hiçul'dan çok seviyorum. Fazla o. Çok konuşuyor. Fazla o. Çünkü o... Son programı sanırım. Orası oldu. Tam şey biz anladık. Tamam yani ortamın şeysi o. Ay ben sıkıcı hani, sanayım mı? Masa masa gezer. Bu oyunda yapılan en büyük hata, Shinwon bu hataya düşmemiş adamlardan bir tanesi. Adamlar piyasaya girip ondan sonra geri çekildiler. Kimsenin hayatına müdahale etmediler. Şimdi Hiçul'da ve Super Junior'da böyle bir hata başladı. Sanki Sunbase her şeyi biliriz ayağına konuşuyorlar. Hiçul dönmesine 10 gün falan kaldı. Çok heyecanlandım. Benden daha az kaldı. Evet az var. Hani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Super Junior comeback'inde postlarsa toptan postlar söyleyeyim yani. Çünkü çok kritik bir durum var ortada. Yani EXO arkadan çok güçlü geliyor. Yalnız bu aralar Super Junior'dan kimsenin doğru bir iş yapamadığı için Kangin'in bütün programlarda olması. Yavrucuğumun nasıl almış yine. Şeylerle yaşadığını, onu izlemedim de İngilizlere, A Song for New'yu sunuyor. Hello, I am Kangin. I am from Super Junior. Sorry. Yaparak tanıtmaya çalışması beni evet. Benden aldı. Çocuk hastası olması, çocuklara bakıyor olması, sırtında bebek uyutuyor olması benim için ekstra puanlardı tabii. Ama Super Junior'ı çok iyi görmüyorum geleceğini ya ben yani. Bu comeback'i sadece Little ve Hiçul'u özlediğim çok için. Çok ara veriyorlar ve çok kırıklar. Adamlar askere gidip geliyor, ne yapacaklar? Şimdi 3 kişi daha gidecek. Bir de yani... Şimdi elfler beni öldürecekler ama yani... Abi bu bir gerçek. Canlı performans da gördük yani. Hani sınırlar belli. Yani şimdi Dongen'in performansı çok iyiydi. Hani kameraya dokununca evet. Ayrıca hani... inyuk koltuk altındaki telleri ağzıma atıyorlar. Çok eğlendim oralarda. Ya hani şöyle bir şey söyleyeyim. Hakikaten Super Junior'la ilgili çok hani geleceği aydınlık görmüyorum ben öyle söyleyeyim yani. Shinwon'un başardığı şeyi başarılı. Q'nu kurtarır orada. Sangmin falan şey yapar. Kangyo falan variyetilerde devam edecek. Kangyo var. Shindong zaten kurtarır kendini. Ya bir yine bir 2018'de toparlanırlar. Dongen Yuk zaten ikili devam ederler. Super Junior M devam edebilir. Evet. Yani çünkü zaten SM'in de stratejisi oynadı. Yedeklemek için yaptı. EXO'yu. Ya zaten EXO'ya bu kadar önem vermesinin sebebi Super Junior'ı artık geriye çekecek olması. Ya, iyi EXO kötü değil ama EXO çok erken attılar sahneye EXO'ya. EXO daha bekleyecekti arkada. Fakat Super Junior'ın inişe geçtiğini görünce ve şuradan çabucak attılar. Uçan yolu gelin ben. Uçan yolun alt. Yürü bekle. Şayar. Kafasında şapkasıyla böyle dolanıyor ya. Ya onun bir ağzını sürekli ben olgunlaştığımı hissediyorum demesi. Ben şeyi söyleyeyim. Roommate'deki ev kurallarından biri her sabah birbirine sarılmak ya. Çanyon'un sarılışı böyle. Tut bunu. Bir de bana sarılsın şu an. Ya Hiçul'un Frozen'la yaşadığı aşkı ne diyorsun? Evlenecek mi sence? Bence zaten evliler. Yalnız, çocukları da olmuş olabilir. Ya çok büyük, aranızda bilmiyorum şey var mı Beauty? Ben o. Beauty misin? Ben hani çok, hani hakikaten kızıyorum kendime çünkü Beast'e yeterli önem vermemişim. Şimdi anlıyorum. Yani şeyi izledikçe o Beast'in yeni programını Showtime. Hani Showtime. Şey oluyorum abi ben İstanbul'da bu adamlara niye bu kadar hani sarmamıştım? Çünkü hani şey vaziyetim, bir kere şeyin hastasıyım Flower, Junyoung'un. Junyoung'un ve Junyoung'un köpeğine Hünnim oluyor. Hünnim diye köpek mi olur abi? Evet. Hayır ya köpeğin adının Hünnim olması zaten saçma. Bir onun köpeği bir de Taeyang'un köpeği. Homie.
bildiğin köpeği zenci yaptı adam yani. Bir de şey çok komik. Köpek ısırıyor, seviyor, o yüzden ısırıyor diyor. Son bölümde yine yaptılar. Bu ne lan? Seviyor köpek ısırıyor. Ducunu mu ne ısırdı galiba? O da şey diyor, seviyor, seviyor. Şey çok komikti, Gikona koreografi yaptırmaya çalışıyorlar. Gikona sürekli karıştırıyor Gikona'yı. Burada şöyle yapıyorsun, o senin tarafın. Ama Gikona hep şeyde de karıştırıyordu. Weak Lidl'da. Evet. Aynen. Ama şey, Beast'te bir tek eksik var hala. O araları hala yok ya, İstanbul'da onu yaşadık. Mesela Fiction'dan Shadow'a geçiyorlar, arada dans ederek geçmiyorlar. Ha, sürekli geçiyorlar. Mesela M-Blink öyle değildi, M-Blink çok arka arkaya. Ama M-Blink çok, M-Blink profesyonellikten ölecekti, o yüzden bizi alamadı içine. Yani ama M-Blink'in performansı iyi dans bir performans. Ettim bitti. Dans ettim bitti. Dans ettim, görevimi tamamladım, iniyorumdu. Yani anlatabildim mi? Ve bir de çok şey iyi var. Ama mesela çıkmanın bence evet, yaşadığı evet, şey onu çok yaşadım. Yani ben havaya giremedim. Havaya giremedim mesela M-Blink'te. Çok girdim ben. A+ olarak. Ben Lijun'un kilitlendim. Ya M-Blink ya ben Lijun'u nasıl diyeyim? Seviyorla sevmiyor arasında falan böyle. Çünkü böyle gerçekten sevmediğim, yani tip olarak değil, tip olarak sevmemek gibi lüksüm yok. Sixpack'leri beğenmiyorum. Mesela bir Lee Jun, bir de Big Bang Singri. İkisi yani böyle özür dilerim ama böyle evet, öyle. O beni böyle çekiyor mu, itiyor mu tam emin olamıyorum. Çekiyor, bak beni çekiyor. Yani karar vermiş o çektiğine. O anne de var ya, ama yani Lee Jun'un kesinlikle sapıklık değil, bu tamamen inanamamaktan kaynaklanıyor şimdi söyleyeceğim. Lee Jun'un şuraları abi, şuraları. Yani adamın böyle adam, bacaklarını açıyor. Yani adam dans ettiğinde o bacak görüyorsun. Dans ederken yani ayağını yere koyuyorsun ve bu sallanıyor. Değil mi yani? Adamın ettir bu sallanır. Yok adamı sallanmıyordu yani. Böyle şey olamaz ya. Kesinlikle öyle ama yani şey oldum. Adamın şaşkını sağlık. Bir de şeyim ya, yani aşağıdan bakıyorum ya, bir kullandığı bir topu. Açıktı ya, ben uzaktı ama böyle kaldım yani. Ya, M-Blink'in tamamen şanssızlıktı. İlk çıkıyor olması bence birazcık şeyin de şanssızlığı. Şu M-Blink yani en feda edilmiş gruplardandır sektördeki çünkü çok farklı müzik yapan bir grup. İşte bak, son kampede, yani son geri dönüşte şey, birincilik alan adam bitirdi promosyon. Çünkü şirket promosyon yapmıyorlar adam gibi, promosyon yapılmıyor. Şey oldu, bu Gio şarkı bestelemiş işte Gucci'nin albümde. With You yerine With You diye yayınladı Jason. Sonra fanların ikaz üzerine hemen sildi şey yaptı. Hayır, Gio'nun solosu. Ha, evet, ne oldu Gio'nun solosu? Tanrı de gitti. Mir. Mir'in aynen. Hepsi gitti. Ama biz yine... Abi Tapın albümü nerede? Tapın albümü nerede abi? Böyle şey yan çıktı, Tapın albümü nerede? Böyle konuları... Biz savunmaya geçiyoruz. Şimdi bende var albümü, sana yollamadıysa bilemiyorum. Bana kendini de yolladı albümle promosyon olarak. Geçen aradım da arkadan gelen ses olmuyor. Yani aslında bir ya YG ya, klasik YG yani 28'de ama çıkaracağım deyip öteki ayı... Bir yıl sonra çıkardı. Bir yıl, 8 ay sonra çıkarırım ben falan diyen bir adam. Şimdi şey geliyor zaten, bir kere gelecek artık. Winner. 1 Ağustos'ta. Evet. Benim beğendiğim çocuk TL. Ne? T'li T'li. Teyon mu? Şöyle olan. Teyon mu? Teyon'u ben beğendim. Çok sanırım yani. Çok tatlı. Sesi çok iyi ya. Öteki çocuğun durumu nedir? Buradan burası Cidre Türkoğum, buradan burası Teyon. Mino. Ha, Mino. Ay, evet. Bu ne lan? Abi ona şeyde neydi? Karışma oranı. Teyon. Ben tam Neyse o bizim beğendiğimiz çocuk. Ya böyle o çocuğun bir tane fotoğrafı var, bir de GD'nin bir fotoğrafı var. Yan yana koy GD sanırsın. Hoş karışımlar olabiliyorsa ben rica ediyorum bir tane. Canım mümkün mü? Zaten var. 2-3 tane karıştırabiliyor muyuz? Yani benim ilgilenmem. Şöyle bir durum var. Piyasada en zengin şirket SM deniyor ya. İnanmayın. En zengini YG. GD ile Taeyang'ın genleri almışlar. Mino'da birleştirmişler abi vakti zamanında. Yes. Adam büyümüş piyasaya çıkıyor şimdi. Adam yes. Yani genetik laboratuvarları var adamların. Diyorsun çalışıyorlar içeride. Vallahi bilmiyorum, bir tane rica ederdim yani. Dolabımda saklardım kendisini, arada bir çıkarım.